Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim. Bugün sizlerle beraber gene güzel bir videoda karşınızdayım. Gene bir sistem toplayacağız. Yani sistemden bahsedeceğiz daha doğrusu. Biliyorsunuz Uber bilgisayar vardı. Donanım Arşiv bunu çıkartmıştı ve ilk çıkarttığı zamanlarda gayet güzel bir revaçta görmüştü. 4000 TL idi ilk zamanlarında ve ben o bilgisayarlardan alan kişilerden bir tanesiyim. Şu anda zaten Uber bilgisayar kullanıcısıyım. Biliyorsunuz zaten beni takip edenler ve yeni takip edecekleri de bilgi veriyorum bu şekilde. Dediğim gibi Uber alacak arkadaşlar. Yani artık hani 4800 TL'lik bilgisayar arayan arkadaşlara daha güzel, Uber'den daha güzel, daha iyi bir bilgisayar bulduk. Yani bilgisayar gördük. Onu söyleyeceğim. Bu videoda size bunu aktaracağım. Bizim yaptığımız şey ne? En iyi fiyat performans odaklı bilgisayar nerede? Onu bulup onu sizlere sunmak, yani sizlere sunmam. Benim yaptığım şey bu arkadaşlar. En iyisi, en fiyat performansı neredeyse onu gösterip onu size söylemek. Şimdi arkadaşlar 4800 TL'lik Uber bilgisayarı zaten hepimiz biliyoruz ince hesapta. Yalnız ben bundan daha güzel bir bilgisayar buldum arkadaşlar. Bu bilgisayarın ismi de, bunu ben şöyle bir refreshleyeyim. Tamam, bu bilgisayarın ismi de İtopya'da Hames bilgisayar arkadaşlar. Yani yeni Uber diyebiliriz. Yani Uber'i artık rafa kaldırabiliriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu bilgisayar Uber'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtin. Bu bilgisayar daha mı iyi? Yani ben doğru mu söylüyorum arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ve şimdiden videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olarak beni 1000 aboneye kadar ulaştırmanızı istiyorum. Yani sizinle beraber 1000 aboneye kadar ulaşalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt kasaya gelelim. Kasayı inceleyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk olarak işlemci kısmına bakalım. İşlemci kısmımız burada 3500X kullanılmış arkadaşlar. Gayet güzel, gayet yeterli bir işlemci arkadaşlar. Bunu ilk defa duymuş olan arkadaşlar olabilir aranızda. Yani 3500X diye işlemci mi varmış Ryzen'in diye bilirsiniz. Evet var arkadaşlar, gayet fiyat performans. Hani 1612 nanometre vardı ya Ryzen'in sonradan çıkarttığı. İşte bu da onun gibi bir işlemci ve gayet güzel, gayet fiyat performans odaklı arkadaşlar. Oyun odaklı. Oyunlarda gayet güzel FPS'ler alıyor. Gayet kasaya çok güzel bir destek sağlıyor arkadaşlar. Uber bilgisayarda bu neydi? İşlemci kısmımız burada 2600X'ti. Ben de 2600X kullanıcısıyım şu anda ama bence işlemcimiz, bence değil bu gerçek, İşlemcimiz 3500X daha iyi bir işlemci kullanılmış bu bilgisayarda arkadaşlar. Fiyatımız ne? Bakın 4700 lira şu anda. Biz bunu 800 yapacağız. Kasayı değiştireceğiz ileriki zamanlarda. Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bunları tek tek izleyin. Bütün parçaları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. 3500 kullanılmış. 3500X gayet güzel. Gayet fiyat performans odaklı diyorum. Hatta Uber'den daha iyi bir işlemci kullanılmış arkadaşlar. Zaten onun için bu bilgisayarı söylüyoruz. Onun için bu bilgisayarın direkt videosunu çekmeyi düşündüm ve şu anda çekiyorum zaten. B450M anakart kullanılmış. Arkadaşlar Gigabyte'ın anakartı kullanılmış. Uber bilgisayarda Asus kullanılıyor şu anda. Ben Gigabyte kullanıcısıyım. Yani ben de bu anakartın aynısını kullanıyorum. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı görmedim. Yaklaşık 2 aydan beri bu anakartı kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Bu kasada da bu anakart kullanılmış. Gayet fiyat performans bence güzel. Bunu da beğendim ayrıca. Aşağıya gelelim. Bellek kısmımız. 8-8-16 RAM kullanılmış arkadaşlar burada. Artık oyunlarda ve yeni gelecek programlar için 8 GB yetmeyebilir arkadaşlar. Bunun için hepimizin 16 GB RAM'e geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun için kesinlikle bilgisayarlarınızda, hele hele 4000-4500 liralık bilgisayarlarda, üstü bilgisayarlarda 16 GB RAM olmazsa olmazınız arkadaşlar. Kesinlikle 16 GB RAM kullanılmalı. Yani yeni gelecek oyunlar
Yaklaşık 8'in üstünde oyunlar kullanacak ve arkadaşlar aldığınız RAM'lerin bir tek 16 almayın. Yani 32 takacaksanız 16-16 bölüştürün iki slota. Veya 16 takacaksak 8-8 bölüştürelim. Burada da aynı işte yapılmış. 8-8-16 olarak kullanılmış RAM kısmımız. Aşağıya gelelim. En olmazsa olmaz. En güzel parçamız. Burada da Uber'de de en olmaz parçamız. Gördüğünüz gibi Gigabyte'ın GeForce GTX 1660 Super Overclock'lu gayet güzel bir ekran kartı kullanılmış arkadaşlar. Bence fiyat performans gayet güzel, şık bir tasarıma sahip bir ekran kartı arkadaşlar. Burada da 1660 Super kullanılmıştı. Burada Asus TUF kullanılmış. Yalnız bence marka model olarak, fiyat performans olarak bence Gigabyte'ın 1660 Super'i gayet güzel bir ekran kartı arkadaşlar. Burada da ekran kartımız bu şekilde. Fiyat performans, ben de aynı ekran kartı kullanıcısıyım. Gayet güzel çalışıyor. Gayet güzel FPS'ler alıyorum arkadaşlar. Onun FPS videosunu zaten kendi bilgisayarım FPS videosunu kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi aşağı doğru gelelim. Şimdi bizim tek değiştireceğimiz şey, bu bilgisayarı tek değiştireceğimiz şey kasa modeli arkadaşlar. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Corsair Spec Delta yapacağız. Bu kasayı neden seçtiğimizi beni izleyen arkadaşlar biliyor zaten. Yeni gelen arkadaşlar ise Corsair'ın bu kasası gayet olumlu yorum almış ve hava sirkülasyonu bakımından Corsair bu mimariye çok önem veren bir marka. Onun için bu kasayı seçiyoruz. Ben de aynı kasayı kullanıyorum arkadaşlar. Gayet güzel, gayet fiyat performans bir kasa. Onun için bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Sizin de bu şekilde tercih etmenizi istiyorum. Alacak arkadaşlara 4800 TL'lik bilgisayar arayan arkadaşlar için bence Corsair'in Spec Delta kasası seçilmeli. En olumlu yorum alan kasa budur. Ne yapıyorsunuz? Kasalarla ilgili bilginiz yoksa arkadaşlar, kasaların isimlerini Corsair Spec Delta yazıp sonuna forum ekliyorsunuz. Forumlarda kullanan arkadaşların yorumlarına bakıyorsunuz. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani alacağınız parçayı ne yapacaksınız? Mesela Corsair Spec Delta yazdığınız forum. Forumdaki arkadaşlar yazıyor. Gayet güzel, fiyat performans, hiçbir sıkıntısını görmedim gibi yorumlar bulunuyor. Veya sıkıntısı varsa şurasında sıkıntı var. Onun için böyle bir yorumlar bulunuyor. Siz de alacağınız zamanlarda bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Veya bizim akşamları saat 9'da canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlara katılarak bizlere sorular sorabilirsiniz. Hatta orada sizin istediğiniz şekilde fiyatınızı söylersiniz. Mesela 3000 TL'lik bilgisayar toplayabilirsiniz. Canlı canlı sizin için bilgisayar toplarım orada. Topluyorum da zaten. Her zaman bekleriz. Saat 9'da biz canlı yayında oluyoruz. Bu canlı yayın bildirimini almanız için abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Depolama kısmına geçelim arkadaşlar. Burada M.2 SSD kullanılmış. Toshiba'nın gayet fiyat performans, hatta neredeyse en beğendiğim parçası bu arkadaşlar. Toshiba'nın 1700 MB okuma, 1600 MB yazma hızına sahip, fiyat performans odaklı bir M.2 SSD'si arkadaşlar. Burada M.2 kullanılmış arkadaşlar. Yani zaten yeni nesil olması için M.2 kullanılması gerekiyor. Yani GTA'da falan oyunların daha hızlı yüklenilmesi için M.2 kullanılması gerekiyor. Benim de tavsiyem artık M.2 kartlara geçmemiz arkadaşlar. Ben de M.2 kullanıcısıyım. Yalnız ben Jamestown kullanıcısıyım. Toshiba daha iyi bir yani marka diyebiliriz buna. Onun için gayet marka bir M.2 SSD kullanılmış arkadaşlar. Kesinlikle güzel zaten. Dediğim gibi arkadaşlar, 4800 segmentinde bilgisayar arayan ve Uber'den daha iyi bir bilgisayar olduğunu söyleyebileceğimiz bir kasa varsa o da Hermes kasadır arkadaşlar. Hermes kasadır arkadaşlar. Ütopya'ya girip yazabilirsiniz. Buna bakabilirsiniz. Kendinizce araştırabilirsiniz. Kendinizce özelleştirebilirsiniz. Burada çıkan, iki taraflarda çıkan, videonun sonunda çıkan videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Buradaki çeşitli videolarımız var. Onlara gidebilirsiniz ve ortadan da bana abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için
çok önemli. İlk hedefimiz 1000 abone. Sizlerle beraber 1000 abone aşabiliriz. Onun için sizlerin desteği önemli. Abone olarak, videoyu beğenerek ve aşağıdan yorum yaparak bu desteği verebilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.